Veganlar, hayvanların sadece kişisel zevklerimiz için araç olarak kullanılmaması gerektiğine, onların da acı çekebilen, hissedebilen, bilinci olan, rıza gösterebilen varlıklar olmaları sebebiyle onların acı çektiği durumların engellenmesi gerektiğini savunan ve eylemlerinde bunu gerçekleştiren kişiler. Veganlar, hayvan deneylerine de, et tüketimine de, hayvansal gıdaların tüketilmesine de ve hayvanları araçsallaştıran diğer eylemlere de karşı bir duruşa sahipler. Bazılarınız için bu ilk etapta çok anlamsız ve mankul olmayan bir uğraşmış gibi gözükebilir ama olayı bir de de ahlaki perspektiften yaklaşmaya çalışın. Bazı insanlar ahlak kavramının iyi kötü kavramının ırk özelinde veya cinsiyet özelinde var olduğunu ve örneğin belli bir ırktaysanız başka bir ırka zarar vermenizde herhangi bir sorun olmadığını iddia ediyor. Veya bir cinsiyette olmanız başka bir cinsiyete sahip olana zarar vermenizi meşru kılabiliyor bazı insanlara göre. Fakat insanlar arasında herhangi bir ayrımın olmadığını fark ettiğimiz modern dünyada ahlakın tüm insanlar için genişlediğinin farkındayız. Sadece belli bir ırktan olmanız başka bir ırka zarar vermenize doğru kılmaz. Sonuçta sizin DNA DNA'nızı özel kılan şey nedir ki? Veya DNA'nızda Y kromozomunun olması neden kadınlara baskı yapmanız için bir gerekçe sunsun ki? Ahlakı tüm insanları kapsayacak şekilde genişlettik ama aslında bu sınır o kadar da mantıklı olmayabilir. Belki de hayvanları da içine kapsayacak şekilde bu sınırı genişletmemiz gerekiyordur. Eğer hayvanların da ahlak nesnesi olduğunu düşünürseniz tıpkı bir insana tokat atmak gayri ahlaki olduğu gibi bir köpeğe veya kediye tekme atmak da gayri ahlaki olacak. Tıpkı bir insanı kesmeniz ahlaki olmadığı gibi bir hayvanı kesmeniz de ahlaki olmayacak. Nitekim düşündüğünüzde eğer bir varlık bilince sahipse, bilince sahipmiş gibi emareler gösteriyorsa, acı çekiyorsa, bu acının farkındaysa, rıza gösterebiliyorsa, belli tercihleri varsa, bizim kadar olmasa bile düşünebiliyorsa, yani kısmi de olsa aklı varsa ona yönelik ahlaki sorumluluğumuz olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada çocuklarla hayvanlar birbirine çok benziyor. Yüksek ahlaki kapasiteleri yok ama onlara karşı yapacağımız şeylerden biz sorumluyuz. Tıpkı bir bebeğin bir evi yanlışlıkla yakarsa bebeği sorumlu tutmayacağımız ve onu yargılayamayacağımız gibi Hayvanları da ahlaken yaptıkları eylemler yüzünden yargılayamayız. Ama bir bebeğe zarar vermemekle sorumlu olduğumuz gibi bir hayvana da zarar vermemekle sorumluyuz. Akli kapasitesi bir bebek ve bir hayvanın neredeyse dengede olduğunu bize hissettirebiliyor. Bu yüzden örneğin et tüketmek makul değilmiş gibi gözüküyor. Kendi et tüketimini sıfırlayan vejeteryanlarla şöyle bir empati kurabilirsiniz. Gerçekten de köpekler ve danalar, kediler ve tavuklar, atlar ve koyunlar arasında çok büyük bir ahlaki fark yokmuş gibi gözüküyor. Ama birinin kesilip yenilmesine karşı çıkıp diğerini yapıyor ...sanız aslında tutarsız olma ihtimaliniz var. Sokağın ortasında bir köpeğin öldürüldüğünü gördüğünüzde buna karşı çıkıyor. Fakat buna rağmen hayvanların öldürülmesiyle ancak elde edebileceğimiz eti yememize herhangi bir sorun görmüyorsanız... ...köpek ve dananın birbirinden farkının ne olduğunu düşünmenizi önerebilirim. Elbette et yemek özelinde iyi de aslanlar da ceylanları yiyor. Sonuçta bu doğal bir şey. Güçlü olan zayıfı ezer diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bizim aslanlardan farkımız bizim aklımızın olması ve gerçekleştirdiğimiz bir eyleme ...akıl süzgecinden geçirdikten sonra hayata geçirip geçirmeme tercih edebilmemiz. Düşündüğünüzde doğada da tecavüz var fakat bu bizim tecavüz etmemizi meşrulaştırmaz. Doğada da katillik var fakat bu bizim katil olmamızı doğru yapmaz veya katil olmamız için bize bir sebep sunmaz. Evet doğada da hayvanlar hayvanları yiyor fakat bu bizim de yememiz için bir sebep değil. İyi ama vejeteryanlar da bitki yiyorlar, meyve yiyorlar, sebze yiyorlar. Bu sefer onların yaşama haklarını ellerinden almıyor muyuz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bitkiler ve hayvanlar arasında sanki küçük bir fark var. Birinin bilinci varken diğeri çevresinin bilincinde değil. Biri acı çekebiliyor ve acıdan kaçınabiliyorken diğerinin böyle bir yetisi yok. Bu yüzden evet bitkilere elimizden geldiğince zarar vermememiz gerekir ama bir bitkiyi yediğiniz zaman bir bitkiye acı vermiş olmuyorsunuz. Ve et tüketimi için kendi özelinizde şunu soruyor olabilirsiniz. Ben sadece eti bırakarak neyi değiştirebilirim ki? Sonuçta hayvanlar kesilmeye devam edecek. Evet ama haftada sadece 100 gram tavuk yemeği bıraktığınızda bu ayda bir tane tavuğun, yılda 12 tane ve 10 yılda 120 tane tavuğun kesilmesine engelleyen bir şey olacak. Ve sadece siz bıraktığınız için talep azalacak ve hayvan kesimini dolaylı olarak da azaltmış olacaksınız. Evet herkesin vejeteryan olmasını veya vegan olmasını beklememiz makul değil. Ama herkesin hırsız olmasını engelleyemeyeceğiz diye bizim hırsız olmamıza gerek yok. Herkesin katil olmasını engelleyemeyeceğiz diye biz katil olmayız değil mi? Tecavüzü tamamen yok etmeyeceğiz diye bu bizim tecavüz etmemizi meşrulaştırmaz. Hiç değilse kendi eylemlerimden sorumluyum ve ben kendi eylemlerimde ahlaken en doğrusunu hayata geçirmekle mükellefim. Bunu yaptığınız sürece değişime bir katkı sağlamış olacaksınız. Eğer hayvan haklarını savunuyorsanız hiç değilse et tüketiminizi sıfırlayarak tutarlı bir dünya görüşüne sahip olmaya yaklaşabilirsiniz. Peki siz vejetaryanlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Veganlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.